Yatırım piyasaları zorludur. Detaylı analiz desteğiyle piyasalarda yatırım yapmak çok önemlidir. Dinamik menkul değerlerin 30 yıllık geçmişi ve yeni teknolojik yüzüyle sen de yatırımlarında dinamik ol. Hesap aç, ilk 3 ay %90 komisyon iadesi kampanyasından yararlan. Haftalar diliyorum. Ben Perihan Tantu, Borsa Tekne'ye hoş geldiniz. Evet, birazdan detaylı olarak grafiklerimizi inceleyeceğiz ama piyasaya baktığımda yine haftaya satıcılı başladık. Aslında sabah seans açılışında pozitif bir görünüm vardı Borsa İstanbul'da. Fakat 1400 puan seviyesi üzerinde kalamadık. Kalıcılık sağlayamayınca da satış geldi 1375 puan seviyesine kadar. An itibariyle 1380 puan seviyesindeyiz. 200 günlük ortalamaların orada seyrediyor endeks ve alt endekslere baktığımızda bugün özellikle ulaştırma endeksi satıcılı kayıplar %2 üzerinde. Sabah bir miktar aslında piyasayı tutanın bankacılık endeksi olduğunu görmüştük. Özellikle Goldman Sachs'ın bir raporu vardı. Akbank ve Garanti Bankası için hedef fiyatlarını yukarı yönlü revize etmişti. Fakat bankacılık endeksi de negatif tarafa geçti. Sadece bizde değil, yurt dışında da satıcılı bir seyir var. Aynı zamanda kura baktığımızda ise 8.73 seviyesinde olduğunu görüyoruz. Piyasadaki düşük hacimlerden bahsediyorduk. Bugün hacimlerde bir yükseliş söz konusu. Sabah saatlerine zaten hızlı başlamıştı hacimler. An itibariyle 7.3 milyarlık hacim var piyasada ve bu hacimlerde ilk sırada Garanti Bankası'nın ardından Emlak Konutu ve Türk Hava Yolları'nı görüyoruz. Evet, hacimlerde bir miktar toparlanma var ama fiyat toparlanması açısından o ışığı henüz göremedik Borsa İstanbul'da. Detayları şimdi kiminle konuşacağız? Her pazartesi olduğu gibi tabii ki Bay Teknik, yani değerli hocamız Ahmet Mergen'le. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz bakalım. Çok teşekkür ederim hocam. Bir haftalık ya, aradan sonra. Özledi sizi. Evet, öyle. Özlediniz kendinizi. Ben de piyasayı ve hepsini çok özledim, inanın. Ama yani, şey, çok da bir şey kaybetmedim. Yani bir hafta boyunca endekste çok da bir şey olmadı. Yok, fazla sürpriz olmasın diye sana buralarda tutmaya çalıştık. Yani ne yukarı gitmesine müsaade ettik ne de alımlarımızla güçlü bir şekilde tutmaya çalıştık dönüşümün buralarda. Dönüşümün muhteşem olmasını isterdim ama olamadı. Gerçi kapanışa kadar daha çok var ama %1'e yakın kayıplar var hocam. Şöyle gönlüm isterdi ki yemyeşil bir tabloyla döneyim piyasaya ama olmadı, olamıyor. Vallahi nereye gittiysen bilmiyoruz ama herhalde kulakların çınlamıştır zaten. Çınlattık. Cenk'le beraber arkandan senin bir gıybet, bir gıybet bildiğin eyvah, gibi eyvah. Değil yani. Eyvah, i̇şte eyvah. Perihan şöyle, Perihan böyle falan derken... Evet, burayı boş bırakmaya gelmiyor yani, anladım. Peki hocam. Yok, bırakmaya gelmez. Hemen yani yetiştiririz arkanda. Fazla da bir şey yapmadık hakikaten. Yani buralarda böyle bir, nasıl diyeyim, Borsa İzmir kordon boyunda çok mu gezdi zamanında neyin nesiyse. Burada da böyle bir kordon boyu gezintisi var sanki. Yani iki adım öyle gidiyor böyle. Bir oturuyor duruyor. Biraz kayıyor gibi olmuyor. Seans içinde bir yukarı gidiyor. Sonra aşağı git. Git artık. Hadi neyse ne, biz de bilelim. Yatırımcının da derdi odur biliyorsun. Ya her gün 3 kere öleceksek. Bir kere ölelim. Yani bir kere ölelim olsun bitsin yani. Nereye indirecekseniz indirin. Bari oradan alalım yani alacaksak. Yok hocam, bu resmen olmuyor. Şey hani öldürmüyor ama süründürüyor fiyatlaması. Evet. Yani nasıl diyeyim? Şimdi tabii ülke ismi vermeyeyim, bir şey iş işkencesi vardır. Yani ona benziyor iş. Böyle bir işkence çektiriyor. Yan tahtalar var. Yan tahtalarda hareketlilik oluyor gibi. Yani gidiyorlar. İki gün gidiyor, üçüncü gün ters yüz oluyor. Yan kağıtlara baktığın zaman yan kağıtların %85'i o hey heyli günler vardı. Tavan hoppa aldı başını, işte 8 katı oldu yetmez 9 katı olsun haydi gidiyoruz arkadaşlar binin trene falan. O tepelerden şimdi baktığında %40, %50, %61.8'lik kedinin zıpladığı yerlere falan geldi kağıtların çoğu. Bazıları %76, %78 geri geldi o başlangıç noktasından. Yani Mart'ın 2020 Mart'ını dip olarak oradan şey yaparsan, hesaplarsan çıkışları. Evet hocam. Epey geldi. Oradan da tepsinler artık biraz. Bizim Nanemoğlu'la
İMKB 30'a gelince yok işte bu kadar. Yani o pazartesi günkü düşüş sonrası endeks böyle İTKK işte toparlamaya çalışıyor. Baktığın zaman son mum yani tekrar ortalamadan aşağıya dönüyor. Şu anda seans içindeki mum biraz daha uzadı. O 1378'deki dibin altına doğru gitti. Sıkıntılı. Maalesef yani. Sebep yani bin bir türlü sebep koyabiliriz. Yani her türlü sebep var. Ama en önemli sebep bu tip yerlerde nedir? Kardeşim, talep arzı karşılamıyor. Arz fazla. Kimisi zararı göze alıp çıkıyor gidiyor. Kimisi karını realize ediyor çok aşağılardan topladıysa. Kimisi 1256-1308'lerden falan oralardan diplerden topladıysa en azından yarısında falan yeter bana deyip çıkıyor olabilir. Fonlar son zamanlarda biraz giriyor gibi mi bilmiyorum ama yani çıka çıka onlarda da bir şey kalmadı galiba. maalesef böyle bir öksüz bir görünümü var. Kimse sahiplenmiyor. Öyle bir durum oluştu yani. Evet hocam, alıcı gelmesi lazım hani, tabii. Yatırımcı bir 800 bin kişiyi daha buraya artık getiremezsiniz. Yani son gelen 800 binde en azından 650 bin tanesi falan ağzının payını aldı herhalde. Maalesef onlar da şimdi kayıp vaka. Niye? Çoğu iyi niyetle veya spekülasyon veya para kazanayım diye geldi. Onları da aldılar, fiyatları şişirdiler tepelere. Orada devrettiler yatırımcılara. Buyurun alın, siz kullanın bu kağıtları diye. Ondan sonra adamın yatırımı bir senede %40, %50, %60 hele son 2-3 ayda aşağı gidiyorsa o adamdan da pek olumlu bir yorum borsa hakkında, hisse senetleri piyasası hakkında pek de olumlu bir yorum bekleyemeyiz arkadaş. Aman ya orayı bırak abi ya falan. Gene 25 sene önceki muhabbete döner. Aa borsa mı? Aman aman ha. Hiç uğraşma valla. Adamı geldiği gibi bir alıyorlar götürüyorlar. Valla parayı koydum. Yarısını zar zor kaçırabildim Hüseyin. Bildiğin gibi değil falan. Selami valla hiç yani oradan kaçmak imkansız gibiydi falan. Bu tip konuşmalar maalesef çoğalacak. Bazı fiyatlar var. Oho, şimdi oralara gelmesi için tekrar yatırımcının yani iyi şanslı olması lazım. Bazı fiyatlar o kadar uçuk kaçık yere gitti ki oradan sonraki düşüş sonrası şimdi tekrar oraya erişmesi için bir 800 bin kişinin daha gelmesi lazım. Paldır küldür. Gelmezse abicim o zaman o fiyatlara da kolay kolay gelmez. Kilitlendi yani. Evet. Ne diyorduk? Ortalamaların altında. Bir kere kredi olmamalı bu saatte artık. Bu piyasada. Geç. Yukarı giden bir piyasa değil. Yani yukarı gitmiyorsa bu piyasada başkasının parasıyla o parayı kullanarak para kazanma macerasına girme kardeşim. Başkasının parasını da kaybedersin kredi kullanırken. Aracı kurumunun falan filan. Onlar kaybetmez, sen duble kaybedersin. Hem senden hem aracı kurumun payı da senden çıkar. O tip yükseliş piyasalarında anlarım. Başkasının parasıyla %1 faiz verirsin, %15 kazanırsın. Evet, tamam zekisin, bravo. Ama burada terste kaldığında da kusura bakma. Pek zeki değilsin. İnatçısın ama borsa inadı daima kırar. Hiç merak etme. En inatçılar bile buradan dersini alıp gider. Sıfırlar kendisini fazla inat edersen. Yani inatçıyı çok sever. Onu böyle alır, yoğurur,
Ondan sonra kendine getirir, turşu gibi böyle oradan bırakır. Hadi bana eyvallah der. Sen git biraz daha para getir. Evet. Çıkış trendinde olduğumuzu söyleyemeyeceğim. Kimse kusura bakmasın. Düşüş trendine doğru giriyoruz. İçindeyiz de şimdi biraz daha düşüyoruz artık. Ama her gün 6 puan, 8 puan, 12 puan neyse yani. Normal. Yani büyük kağıtlar devreye girmezse yani nedir? Bir gün Türk Hava Yolları'nı al, ötekileri sat. Ondan sonra ertesi gün alış geliyorsa Türk Hava Yolları'nı ver. Turkcell'i al. Sonra Turkcell'i sat. Efendim Aselsan'ı al. Aselsan alıcı geldi mi? Ertesi gün onu ver. Hop öteki tarafa geç. 3 gün bankaya gelme. Bir gün banka, ertesi gün banka satış. Yani böyle dar alanda kısa paslaşmalar hocam. Tabii oradan oraya, oradan oraya devamlı. Ama bu arada parası olan büyük fonlar fink atıyor burada. Oraya giriyor, buraya çıkıyor. Ya ben hep bunu söylüyorum böyle. Yani pilot alış yapanlara aracı kurumlar, daha doğrusu tabii aracı kurumlar vasıtasıyla hani fiyatta suni hareketler yaratılıyor filan diye kızılıyor ama ya piyasanın %65-70'ini her gün al falan şeklinde burada olmuyor mu yani? Yani burada suni fiyat hareketi olmuyor mu? Niye alıyorsun, niye veriyorsun kardeşim her gün? Derdin ne yani? Derdi yatırımcının parasını almak. Bu legal mi? Ya hayatta legal olup etik olmayan o kadar çok şey var ki. Yani cami ve kılıf hikayesine uydurursak hayatta çok şey yapabiliriz. Hepsi de legal görünür. Ama bir yerde de yani bir kural mural olması lazım. Yani her şey kitapta yazdığı gibi değil ki kardeşim. Biraz da mantık olması lazım. Niye alıyorsun kardeşim her gün 5 milyon lotu? Yatırımcı mısın? Ertesi gün niye satıyorsun? Veya gece başka tarafa bir man yapıp başka bir şirketten niye satıyorsun? Bu ne? Eskiden Dolmabahçe'nin tepesinde vardı. Portakal kutularının sandıklarının tepesinde veya bir tabloda. Bak kardeşim gördün mü bu ne? Şimdi hop hangisinin altında? Buna döner bu iş. 5 milyon at, ertesi gün 5 milyon sat. Ne oldu? Şirkete bir şey mi oldu? Ertesi gün 5 milyon gene al. Ya her günde bir şirket hakkında eğer yatırımcıysa fikir değişmez ki. Koç Holding bugün iyi, yarın kötü, öbür gün tekrar iyi. Nasıl ya? Böyle bir şey mi olur ya? Analiz mi olur? Neyse geçelim. Dolar bazında da haftalık grafiğe bakıldığında orada da büyük yatay alanın içinde ufak bir yatay alan daha var. Mavi renkli. O mavi renkli alanda ortalamalar bastırıyor aşağıya doğru. Maalesef kırmızı, yeşil 50 ve 20 günlük kırmızı 20, yeşil 50 haftalık grafik olduğu için günlük değil. Ortalamalar. Direnç orada. 17.700-800'de. Aşağı tarafta 15.800'ler falan işte destek gibi. Onun altına doğru süzülebiliyor. Çünkü piyasa düşüyor. Dolar da bir anda biraz yukarı giderse bu sefer iki taraftan birden fiyatı aşağı doğru itiyor. İnşallah o mavi renkli yatay alan aşağı doğru katlamaz kendisini. Yani katlarsa zaten tekrar verelini 12.500-13.000 sarı renkli alanın alt çizgisi. 2018'in 18 Ağustos'undaki Rahip Brunson krizinden itibaren 7.22'yi bulan bir dolar vardı. Endekste sol tarafta o dibe inmişti. O gündür bugündür düşüş kanalı içinde olan endeks
yaklaşık işte 2,5-3 seneye yakın oluyor. Sağa doğru gitti. Dar bir alan çizdi kendisine. Yani gene de dar dediğimiz yani 8000 puanlık falan bir yer. 8000 dolar bu. 8 ile çarpsan 65000 puan. Az buz değil. Gidiyor geliyor, gidiyor geliyor. Yanlış mı yaptım hesabı? Doğru. 85-60 bin desen işte 145-150. 65-70 bin puanlık bir alanda ne yaptı? Yukarı gitti, aşağı geldi, 2-3 tane tepe, 4 tane dip. Şimdi 5. dibe mi gidiyor? İnşallah gitmez. Ama kurtuluşumuz her iki ortalamanın üstüne doğru tırmanan bir endeksi görmeyle ancak başlar. Bu hareket görülmeden, ortalamanın üstüne çıkmadan belki bu mavi renkli alanı bir süre daha sürdürür. Yataya gider, yan 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 yan. Ama eninde sonunda bir karara varılacak. O mavi renkli alandan ya aşağı sarkacağız ya da yukarı kopacağız. Hangi yönde hareketlenme yaşanıyorsa aynı yönde pozisyon tutacaksınız güzel kardeşim. Ters tarafta stopu koyarak aynı yönde pozisyon tutacaksınız. Satışa dönüyorsa yukarıya bir yere zararı kes için alım yazacaksın. Her ihtimale karşı zararı durdurmak için aşağı satacaksın. Kısa pozisyon taşıyacaksın. Yukarı koparsa aşağı bir taraflara şey yapıp satış yazıp kaçmak için zararına yukarı yönde alım pozisyonu taşıyacaksın. Uzun pozisyon tutacaksın. Kapış? Evet. Geçelim hocam. Şimdi hisselere geçmeden bir Dow Jones'a bakalım istiyorum. Malum arayı açtık ama giderken eşlik edemedik de dönerken pekala eşlik ederiz gibi bir görüntü var. O yüzden Dow Jones önemli bizim için. Vallahi tıpkı bizdeki Mart 2020 gibi bütün kağıtlar nasıl aşağı çöktüyse orada COVID-19 falan derken burada da 18.213'e indi. Oradan toparladı. Dow Jones %100 yaptı. Faizler yukarı gidecekmiş falan filan. Ama yani Amerika'yı tanıyorsanız veya ben eski Amerika'yı tanıyorum diyeyim de yeni Amerika'yı tanıyorum diye İddia etmeyeyim. Genç nesil belki takip edenler daha iyi tanır. E tabi yani boynuz kulağa geçer. Geçmesi de lazımdır. Yani benden çok daha iyi bilenler de olacaktır. Vardır da şu anda. Ama bakıldığı zaman faizler yükseldiği zaman Dow Jones çökmez. Belli bir noktaya kadar faizlerin artışına tahammül eder. Belli bir nokta vardır orada. Eskiden o nokta %5-6 oranındaki faiz seviyesiydi. Faizler oraya kadar yükseltildiği sürece Fed tarafından borsada yukarıya doğru giderdi. Ne zaman ki artık 5,5-6 demek ki yatırımcı artık o faizler sonrasında ürettiği malın satılamayacağını veya kendi maliyetinin yeteri kadar işlenerek satış yapıldığı zaman maliyetin üstünde kendisini tatmin edecek bir kar potansiyelinin giderek azaldığını düşünüyor şirketler olarak. Yatırımcı da öyle düşünüyor. Şirketler böyle düşünür. Pek fazla satış olmaz, karlılık düşer diye. Genelde tepeler oralarda oluşurdu. Yoksa faiz %1'den 1,25'e gitmiş. Oba, Dow Jones'da büyük bir crash. Olmaz. Ama belli bir noktadan sonra artık yol giderek engebeli bir hal alır. 3, 3,5, 4 falan 6'ya tamam yeter. Ondan sonra satış başlar. Fed çöken veya yavaşlayan şeyleri, dişlileri, çarkları tekrar hareketlendirmek için klasiktir. Dow Jones aşağıya, faizler aşağıya.
No, FED faizleri düşürerek ekonominin temposunu yeniden yakalamasını sağlamaya çalışıyor. Yani o da yürümez. Bir yerde bir şeyi kırarsan onu hemen tamir edemezsin. İstediğin kadar indir. İndire indire indire. Yeter ki o güven ve o istek geri gelsin. O istek geri gelmezse, insanları korkutursan, istersen faizi eksiye götür. Olmaz. Yani ben büyük bir ekonomist falan değilim. Kitabım falan yok. Ama bakıyorum, yaşıyorum, görüyorum. Yani birileri bana anlatsın. Almanya dışında, Avrupa'da değil mi? Var mı doğru dürüst bir yer? Yok gibi. Yani Danimarka işte, Hollanda falan idare ediyor. Kuzey bölgesi. Nüfus az. Tamam. Eksi faize geçti. Hadi toparla kendini. Niye Euro 1.40'a falan gitmiyor? Uçup kaçsaydı. Hala eksi faizler, maizler. Güven, güven. Güven ve paranın dağılımı lazım. İnsanların iş açısından, iş bulma açısından güven lazım. Ben bu işten çıkarsam 10 güne kalmaz tekrar başka bir işi çok rahat bulurum dediğiniz anda, o zaman insanlar harcama da yapar, kendilerine bir şeyler de alır, üretimi de tetikler. Tüketim olduğu sürece birileri üretecektir. Ha, üretmezseniz, yani talebe olan, talebi sen arzla doyuramazsan hiçbir şey üretmiyorsun. Ama faizleri indiriyorsun, bindiriyorsun, yukarı çıkarıyorsun, çıkarıyorsun, talebi kırıyorsun. Tamam. Nasrettin Hoca'nın eşeği de biliyorsun. Her gün daha az yemek yiyordu, daha az yemek yiyordu. Niye? Açlığa alışıyordu. Ama bir gün geldi. En sonunda ne oldu? Ah be, tam da açlığa alışıyordu ama gitti hayvancı. Para tabana yayılmazsa faizi arttır, arttır, arttır. İyi. Kimse harcama yapamasın. Güzel. Üretim de yok. İyi. İthalat. Üretim olmayınca ithalata bağlı olarak şeyimiz de olmuyor, üretimimiz de olmuyor. Nasıl olacak? Enflasyon düştü. O şekilde pek o iş öyle değil. Benim mantığım almıyor o işin öyle olabileceğini. Zaten olacağına inansanız yarın çıkarın faizi %50'ye. Hemen bitsin bir ayda enflasyon falan. Kolay mı? O kadar kolay olsa herkes yapar bu işi. Neyse. Tıpkı teknik analizin 3 tane çiziktirdiğin zaman teknik analist olduğun gibi. Geçelim. Hocam Bitcoin'e devam edelim isterseniz. Bugün oldukça kuvvetli bir tepki hareketi vardı özellikle sabah. Hala da 34 bin doların üzerinde seyrediyor. Valla orada da bayağı bir boğuşma var. Ciddi. Yani 65 bin civarında omuz baş omuz dediğimiz üçlü tepe oluştu. Aşağı tarafta 49 bin filan oralar kırıldığı anda oradan bir 15 bin puanlık aşağıya potansiyel doğdu. Ha gider miydi? Kesin garantisi var mıydı? Hiçbir şeyin garantisi yok. Teknik analizdeki formasyonların da garantisi yok. Ama bir ışık. Böyle böyle olabilir kardeşim. Bunu gözden kaçırma. Aklının bir kenarında bulunsun diyor sana. Ortalamaların önemi. Bakalım. 9750'deki sol taraftaki dipten itibaren ortalamanın üstüne çıkan bir fiyat. Hiç yeşil renkte 50 günlük ortalamanın altına inmiş mi kardeşim? İnmedi. Sen niye trenden iniyorsun? Ama ne zaman ki 53 binlerde falan o yeşil renkli ortalamanın altına gitti. Ne anlatıyorum? En basit kural. Bir şeyin günlük, 50 günlük, 100 günlük, 500 günlük, 50 haftalık, 20 haftalık, 20 aylık, 50 aylık nasıl bakıyorsanız olaya, nasıl bir yatırımcıysanız, uzun mu, kısa mı, neyse. Bu 20 saatlik de olabilir. Herhangi bir fiyatı olan, alınıp satılabilen, bir tarafta alıcı, bir tarafta satıcının olduğu bir
müzayedede, bir piyasada, herhangi bir iş yerinde son 50 günlüğe bakıyorsan, son 50 günlük maliyetin ortalama bir maliyet. Birileri alıyor veriyor, alıyor veriyor. Bir maliyet oluşuyor bir süre insanın elinde. Kimisi 60'tan alıyor, kimisi 48'den alıyor. Bir maliyet. Lotlara göre de maliyet, kontratlara göre. Burada da Bitcoin'lerin tanesine göre bir maliyet. Bir şeyi maliyetinin altına veriyorlarsa ne anlama gelir? Kardeş, arz talebi yeniyor. Birileri ortalamanın altına veriyor. Bu verenler de güçlü. Karşı taraf bunu tutamıyor, bu fiyatı. Maliyetinin altına ayakkabı satılıyor. Bakıyorsun ayakkabıya. Niye maliyetinin altına satılıyor? Çünkü sezon bitti. Gelecek sezonu o ayakkabı moda değil artık. Giyemezsin. Ha, modayı takip etmiyorum, ben giyerim dersin. Olabilir. Yani benim söylediğime antitez olarak çok şey çıkarabilirsin ama anlamaya çalış. Verdiğim örnekleri. Beni yalancı çıkarmaya çalışma örnekler üzerinde. Anlatabiliyor muyum sevgili kardeşlerim? Ortalamaların altına gidiş demek, maliyetinin altına sizden daha fazla şey bilen insanların, siz 100 bin kişi olabilirsiniz, onlar 5 kişi olabilir, daha fazla şey bilir. Hı hı. Onlar kaçıyor. Evet hocam. Köpek balığından, köpek balığını takip et. Sen istavritsin. En fazla kofana olursun veya lüfersin. Devre arası geldi hocam. Devreden sonra hisselerle devam ediyoruz. Sinemadaki gibi Alaska Frigo falan filan vardı. Böyle birileri geçerdi biliyorsun. Çay kahve molasına gidiyoruz. Reklamlar falan olurdu 10 dakika. Hadi bakalım. Gidelim hocam. Devre arasına gidelim. Kısa bir araya gidelim. Kısa bir aradan sonra hisselerle sizlerleyiz. Evet efendim, Borsa Teknik'te kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi hisse senetlere devam edelim isterseniz hocam. İlk sırada Sabancı Holding var. Fiyat da 9.07-9.08. Evet, grafiğimiz de geldi ekranlara. Evet. Demin Bitcoin'de bırakmıştım. Oradan iki laf edeyim bari. Bitcoin şu anda 40 binden sarı renkli yatay alan içinde 40 bin, 41 binden yaklaşık 29-30 bin arasında dipler 30'a yakın yerde, direnç 41 bin civarında. Şimdi burada ortalama var, 35 binde, 20 günlük ortalama. Fiyat bir oraya kadar gitti, sonra 30 binin altına iner gibi yaptı, tekrar oraya tırmanıyor. Bugün onun üstüne çıkıyor mu bakayım, nerede vaziyetler? Evet, 34.225. Daha tam üzerine atamadı kendisini. Eğer atarsa yeşil renkli ortalamaya kadar gidebilir 50 günlüğe. Orası 39 bin. Bu yatay alan bir şekilde sağa doğru gidebilir. Yani bu fiyat bu yatay alanın içinde bir yukarı bir aşağı, bir yukarı bir aşağı inerek çıkarak falan filan sağa doğru yayılabilir ama eninde sonunda buradan ya yukarı kopacak ya aşağı kopacak. Eğer 30 binin altına bir daha çakarlarsa, yani balinalar mı, orkalar mı, killer whale'ler mi, neyin nesiyse, Elon Musk mı, aldık diyor, sattık diyor, hareketler oluşuyor falan. O zaman fiyatta tekrar aşağı yönde potansiyel oluşur. Yani o yatay alın kalınlığı 11 bin dolar falan. Ya yukarı ya aşağı yönde bir hareketlenme yaşanacak o kadar. Yatırımcı kopma yönünde genelde ters tarafta stop koyarak kopma yönünde pozisyon tutmalıdır. Tıpkı her alışveriş yapılan senet, emtia, altın, şu bu, petrol de olduğu gibi. Evet. O yatay alan bir süre daha devam edebilir. Eninde sonunda bir tarafa doğru bir kopma yaşanacak. Satıcılar güçlü çıkarsa 30 binin altına gider. Orada da 22-20 neresi olursa. Yukarı tarafta kopma yaşanırsa tekrar 42-45, artık 49'dan sonra biraz şey yapar. Teklemeye başlar. Çünkü üst tarafta bayağı bir satıcı kütlesi oluşur yani. 50 bin doların üzerinde. Kalanlar çok oldu. Kar almayanlar,
ahlayanlar vahlayanlar. Tüh niye satmadım diyenler de çok olur. Bu sefer oralara gelirse satıcı olurlar. Uzun vade başka bir iş. Nerelere gider, ne yapar, ne eder o başka bir analizin konusu. Geçelim. Gelelim Sabancı'ya. Evet. Yani kağıt 6.79, 11.46 bütün çıkışın neredeyse %76.4'üne kadar geldi. 7.79 bir dip, 7.70 ikinci dip. Oradan bir hareketlendi. Ortalama karşıladı çıkışı ama 8.24'teki dipten sonra ortalamanın üstüne kendisini attı. Attı ve sol tarafta düşüşte oluşan boşluğu da kapattı. Düşüş boşluğunu. Şimdi ortalama desteğinde. Eğer 9.02'deki yeşil renkli 50 günlük ortalama fiyatı gelen satışları karşılayabilirse eyvallah. 9.60'ın da üzerine gitme potansiyeli doğar. Ha yok karşılayamadı. Tekrar delindi ortalama. En son dip 8.24'te. Alıcı 8.24'ün üzerinde bir yerde gelir. Ya bu 8.24'e bu defa gelmez. Daha yukarıdan bir yerden zıplayabilir. Ben de yukarıya alış yazayım der. Ama aldın. 8.24'e yakın yerlerde aşağı doğru gittiğini farz ediyoruz ya. 8.24'ün altına gitti. Aldığını zararına bırakanlar olacaktır. Stop koyarak. Evet geçelim. Geçelim hocam. İttifak Holding'le devam edelim isterseniz şimdi Sabancı'dan hemen sonra. Yani 0.49, 4. Yani 10 katı filan. 8-10 katı gitti. 5 kere 8.40. Evet. Evet. Yani 50 kuruş olsa 8 ile çarp 4 lira eder. 4.06'da zaten 0.93'ten yükseliş inanılmaz. Roket gibi gitti. Orada bir karambol olur genelde. Onun nerede olacağını bilemezsiniz. O günü yaşadığınız anda anlarsınız ancak. Kademe kademe gelene geçene mallar dağıtılıyorsa hisseler pataküte pataküte kademeler düşüyorsa devamlı aşağı yönde anlayın ki distribüsyon yani dağıtım var. Oradan kaçacaksın. Hocam daha yeni aldım zarardayım. Sat. İlk defa zarar edişin olmayacak. Kaç. Orası kaç kurtul formasyonudur. Vermezsen yandın. Zararına vereceği vereceksin. Bir kere bir hata yaptın. Kaç kurtul. Düzelt kendini. Ondan sonra ortalamalarda 2.20 bir tutunmuş. 2.20 3 lira arası diyeyim. Bir gitmiş gelmiş falan filan bir yatay alan. Oradan sonra tekrar 2.90'dan gelen satışlar ortalamanın altına bir daha 2.15, 2.20 tuttu mu tutmadı. Bu sefer paldır küldür gitti. Gittiği anda anlarsın ki 2.20, 3 arasındaki o yatay alanda tepedeki dağıtım bitmemiş. O yatay alanda da dağıtmışlar. Bu sefer de 6 katında dağıtmışlar. 6 kere 5, 30. Yani 3 lira. Ondan sonra şimdi gele gele %76.4'e doğru geliyor. Bütün çıkışın 4'te 3'ü gitti. Geri sardı. 1.49'da bir toparlanma çabası var. Burada fiyat üzerinde etkin olan grupların ne yapacağı önemli kardeşim. Ahmet Merge'nin ne dediği değil. Oradaki etkin grup ne yapmak istiyor? Tamam yeter dediyse, malları topladıysa gene ikinci bir hareket gerçekleşebilir. Çoğu kağıtta böyle oluyor zaten. Bu yani artık devlet sırrı veya borsa sırrı değil. Herkes yaşayarak öğrendi. Götür getir formasyonunu. Götür götür götür. Yükle, sat. Ondan sonra fiyatı aşağıya getir. Yatırımcı pes etsin. Oradan dökülsün bütün mallar. İyice bir silkelensin. Ondan sonra hayda bir sonraki sefer için gene tren kalkıyor. O şekilde. Evet, kırmızı renkli direnç ortalaması 20 günlük 1.62 geçerse 1.82'ye kadar gidebilir. Yani nedir? 1.82, 1.62 yani bir %10'luk hareketlenme yaşanabilir. 1.82'nin üzerine gider mi? Dediğim gibi etkin gruplara bağlı. Geçelim. Geçelim hocam. İskenderun Demir Çelik'le şimdi devam ediyoruz. İstemir'e baktığımızda fiyat 11.36, 37, %1'in üzerinde piyasayla paralel olarak eksi. Yani demir sektöründe artık tepeler oluştu gibi kısa vadede.
Yani Ereğli'de şurada burada. Burada da ikili tepe oluştu. Yukarı tarafta. İyi bir çıkış yaşandı. İlk defa ortalamaların altına doğru bir süzülme var. 12.91'den gitti aşağıya. O zaman ne yapacağız? Diple tepe arasında Fibonacci'leri çiziyoruz. Destek alanlarını. Yani 10 lira civarında %50'ye yakın çıkışın geri alınması var. Orası güçlü destek olabilir. Ama şu anda ortalama direnci var. 12.30, evet, direnç. Onun üzerine de hemen çıkacağını zannetmiyorum. Çünkü bir kere fiyat aşağı gitti. İyi de kar var. Karlarını realize etmek isteyenler, önce satamayanlar, ahlayanlar ve onlar da satışa gelebilir. Buz kalıbının altına indik. Şimdi nefes almak için ortalamaların üstüne çıkması lazım ama bence biraz daha aşağıya sürüklenme ihtimali var. Çünkü piyasa da maşallah aşağı doğru gidiyor. Geçelim. Geçelim hocam, gübre fabrikaları ile sırada içinde, gübre fabrikaları var. Ortamı içinde. Hı hı. Evet, gübre fabrikaları. Fiyatta 55-25. 3, yani 85 lira. 88-60, 85-65, ikili tepe. O ana kadar ortalamalı 50 günlüğün üzerinde kalarak gitti. Daha sonra orada başladı sıkıntı. Piyasa da yaramadı. Merkez Bankası Başkanı değişti, o oldu, bu oldu, kara pazartesiydi, verildi %10 aşağıdan, açtı kağıtlar falan filan derken ortalamaların altında sürükleniyoruz aşağıya doğru. Yani %50'lik Fibonacci desteğine doğru geliyoruz. 48 lira, neresi orası? 46 lira filan. 45-28'de de dip var, çıkış öncesi oluşan. 88'e gitmeden önce. Ortalamaların altında olduğu için düşüş trendinde kardeşim. 52-20'nin altına giderse o zaman 50'nin altına da gitme ihtimali artar. Fibonacci 50 desteğine bakmak lazım. Eğer yeni alımlar düşünülüyorsa. Ortalama maalesef kağıdı aşağı yönde bastırıyor. Düşündüğünüz zaman 2,5 liralık kağıt hala 52 lirada. İyi para kardeşim. 88'de satmak tabii çok daha iyi olurdu. Aşağılarda tekrar yani malınızı ikiye katlayarak yerine koyabilirdiniz. Ama bir sonraki sefer için ders olsun. Geçelim. Geçelim hocam. Gübre fabrikalarının hemen sonrasında Ford Otomotiv var. Tabii burada bir konsolidasyon süreci yaşadık. 40 liradan aldı başını gitti 250 liralara kadar. Burası da iyi verdi. 6 katı oldu. 6 kere 4, 24, 240, 249, 50. İyi para. Oradan sonra satış geldi. Kağıt hala %38.2'lik destekte tutunuyor Fibonacci'de. 165 filan civarında. 185, 186, 188 tepeler var. Demek ki 185 direnç var. Onun altında 175 civarında ortalama direnci var. Yataya sarabilir. Ama 165'in altı, o zaman yani 150'nin de altı görülme ihtimali artar. %50 Fibonacci desteği orada. O da oralara falan giderse zaten bu piyasa, bu piyasada 140 binde, 138 binde kalmaz. Piyasada o zaman aşağı gidiyor demektir. Bakalım buralarda tutunabilecek miyiz piyasa olarak? Yani aşağı gitmekte de zorlanıyoruz da onun için kolay kolay da bir şey demek istemiyorum yani. Ama destek 165 civarında. Uzun vadeli yani düşüşler değerlendirilebilir alım için. Yani parça parça. Çünkü yani biliyorsunuz her zaman dediğimiz şey alırsın Ford, olursun Lord. Yıllar boyu geçerliydi bu. Çok büyük radikal değişiklik olmazsa sektörde, Ford da ona ayak uyduramazsa eyvallah, ama koskoca Ford'un dünyadaki otomotiv sektöründeki değişime ayak uyduramamasını tahmin etmiyorum. Yani o kadar da değil. Amerika'daki Amerikanlı'nın 3 tane en büyük şirketinden birisiydi otomotiv sektöründe, öyle değil mi? General Motors, Ford, Chrysler falan vardı. Evet, geçelim. Hocam Turkcell'le devam ediyoruz şimdi grafiklerimize. Turkcell'de fiyat 17.17.02. Evet.
kendi aramızda gırgır geçtiğimiz sarı renkli ticari taksi. 14 lira dedik. Vallahi billahi gitmedi 17 lira. Tabii kimsede mal yok. Şimdi 17'yi geçer. Bu işte böyle adamı tilt eder yani. Genelde kağıtlar böyledir. Sinir eder adamı. Ama Türksen'in hikayesi bu. Yatay alanda 17'ye geldi gene. Yani alır mısın, satar mısın? Eğer katlarsa 20'nin üzerine gitmesi lazım. O zamanlar 22-23 görünüyordu. Çünkü hesabı daha düşük yerden yapıyorduk dip olarak. Şimdi sarı renkli alanın katlanması durumu var. Baktığın zaman ortalamaların üzerinde. Endeks üzerinde ağırlığı fazla. Bunu biraz aldığın zaman endeks düşmüyor gibi oluyor. Yanına bir de Akbank falan filan katarsan garanti maranti. Yani Ereğli'yi de fazla düşürmezsen koşla moşla işte 5-6 kağıtla endeksi tutabilirsin yani. Kağıt çıkış trendinde kardeşim. Ama dirençte. Bakalım geçebilecek mi? Bir gün yukarı gidiyor 20 kuruş. Öteki gün bir bakıyorsun hop 15 kuruş geride. Ama öyle tırmandı kerata yukarıya doğru. Herkesi şaşırttı yani. Bakalım 20. sokağa gidecek mi? Şu anda 17 numaralı sokakta bekliyor. Belki 20 numaralı sokakta bir müşteri çağırır. Oraya doğru hareketlenir. Yellow Rose. Sarı gül. Evet. The Yellow Rose of Texas vardır biliyorsun. Texas'ın sarı gülü. Önemlidir o ama. Texaslar için. Geçelim. Hocam gidemeyenler kulübünden devam edelim yine. Ülker. 21-30-21-32. Evet. Sen de iyi söyledin. Kaybedenler kulübü gibi. Burası da gidemeyenler kulübüne dahil. Yatay alanda. 19.30'a doğru falan gelince alınıyor. 24'e gelince satılıyor. Daha dar bir alan var son günlerde. 21-20 alış. 22-60 satış. Sarı renkli alan. Orada gidip geliyoruz. Her gün trade ediyor millet herhalde. Ama Ülker'de de çok fazla trade olmaz ki ya. Yani herkesin girip çıktığı bir yer değildir. Eskiden çok başına alıp giderdi. Kendi başına. Son zamanlarda bu kağıda bir şeyler oldu. Yani yataya mataya sardı böyle. Yani çıkış piyasasına girdiği zaman, çıkışa girdiği zaman öyle bayağı kendisini bir yerlere kadar götürmüyor artık. Gitmiyor yani. Hemen bir yerlere geliyor, hemen yataya sarıyor. Bir yukarı bir aşağı. Alınıyor, veriliyor. Öyle bir hal aldı. Dediğim gibi yatayda. Eğer 22-60'ı geçerse 23-21 veya 24-15'te satıcı gelir. Yani 26-70'te zaten satıcı geliyor. Çok radikal bir şey değişecek ki orası geçilecek. Yani önce 24-10'ları falan geçelim de ondan sonra. Evet, aşağı tarafta da 19, 1, 2, 3, 4, 5 tane dip var. Oraya gelince alıyorlar. Alış yerinde söyledik demek ki bu durumda. Geçelim. Geçelim hocam. Son grafiğimiz olsun. Bir yere zaten gidemeyenler kulübünde başka ne var? Vaktimiz de bitti. Sarkuysan diyelim. 12.63. Bu ama aşağı 64. gidiyor. Bu bir yere gidiyor. Bu epey gitti zaten bir yerlere. Yani 2.5'tan 17.35'lere gitti. Oradan sonra ilk defa oralarda 50 günlük ortalamanın altına fiyatı itekleyen, sürükleyen bir satış geldi. Piyasada satışta. 12.30'dan yaşanan tepki hamlesi 13.85. Ortalama bastırdı. Sıkıntılı. Demek ki 12.30 civarına bakacağız. Altına giderse o zaman 10.30-11 aralığındaki, yani daha doğrusu 11.30'da dip var da 10 lira civarında Fibonacci %50 desteği var. Yani tüm çıkışın %50 geri sarıldığı nokta. Geri alındığı nokta. Orada o zaman alıcı daha güçlü gelir. 12.30 önemli. 13.85 de önemli. Çünkü onun üzerinde 13.93 50 günlük ortalamanın üstüne çıkarsa tekrar rotayı yukarıya çevirir. Bunda rotayı yukarı çevirmek kolay. Çünkü lotlar az. Bütün mallar paketlendi, gitti, bitti. Lotlar çok az. İşte birileri alıyor, tutuyor. Arada sırada buranın sahibi var herhalde. İndiriyor, bindiriyor, hareket getiriyor ki yani birileri alsın, satsın, hareket olsun yani. Ama kağıt iyi para verdi. 2.5, 17.5, 7 katı. What can we do for you yani? Geçelim. Hocam vakit varsa son bir Cem Taş yapalım. Kısa bir vaktimiz varmış. Bir dakikalık Cem Taş'ı da yorumlayalım madem.
Evet. İstemir gibi demir çelik sektöründe 4 16 18 32 ondan sonra fiyat artık ortalamaların altına inmeye çıkmaya falan başladı. Oraya kadar güzeldi. Hiç ortalamanın altına inmiyordu 50 günlük. Şimdi artık fazla inip çıkmaya başladı. Ve bu durumda %38.2'lik destek 12.5 civarında. Ortalamaların altında düzeltmede aşağı doğru sürükleniyor. Ortalamaların altına üstüne çıkamadığı sürece 14.31'deki 50 günlüğün üstüne çıkamadığı sürece battaniye gibi sarmış ortalama aşağı doğru fiyatı itiyor. 50 günlük ortalama direnç yani Fibo 50 desteği, %50 desteği yaklaşık 11 lira filan civarında. 12.53'e dikkat. Altına giderse Fibo 50 desteğine kadar yol alır. Yani iyi para verdiler demir çelik sektöründeki kağıtlar. Şimdi biraz düzeltme trendi içindeler diyebilirim. Evet, bitiriyor muyuz? Bitiriyoruz hocam. Vaktimizin sonuna gelmiş olduk. Artık kalanları sağlık çarşamba ve cumaya yayarız. Zaten çok bir grafiğimiz de kalmadı ama yine bakmamızı istediğiniz eğer hani hisseler varsa diyeyim bana Twitter'dan da yazabilirsiniz. Çarşamba ve cuma artık kalanlara da bakarız. Hocam ağzınıza sağlık. Evet, birisi Tuborg'u sormuştu ama yapamadık galiba. Atarız evet hocam. İnternete. Sıradaydı tam Cem Taş'tan sonra ama vaktimiz kalmadı. Artık Twitter'dan atarız onu. Orası da lotlar azdır. Yani birileri kontrol eder. Yıllardır öyledir. Yani pek fazla alım satım yapılmaz orada. Likit değildir. Onun için de yatırımcı açısından dikkatli olunması gereken kağıtlardan bir tanesi. Yüklü miktarda mal almak zor. Yani zorlukla karşılaşırız. Rahatsız edersin tahtayı. Hocam çarşamba günü görüşürüz bakalım, o halde. Öpürdünüz. Kendinize iyi bakın siz de. Evet efendim, böylelikle biz de Borsa Tekli'ye veda ediyoruz. Yarın saat 14'te yine sizlerle olacağız bildiğiniz gibi. Herkese mutlu bir kapanış diliyorum diyeyim. Daha çok var çünkü. 1378 puanda endeks sizlere emanet ediyorum. Yarın saat 14'te görüşmek üzere o zaman. Hoşçakalın.